Miraç 136 kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere oyunların desteklemeli kolla, joystickle gamepadle artık ne diyorsanız oyunları nasıl oynayabileceğinizi anlatacağım. Ondan sonraki test aşamasında da size Forza Horizon 3'te bir test yapacağım. Görmeniz için. Şimdi ilk olarak şu verdiğim linklere gidiyorsunuz yine. Klasik her zamanki gibi dosya tc linklerimiz burada. Dediğim gibi her videoda özellikle vurguluyorum. Herhangi bir para kazanma amacı gütmüyorum. Bu yüzden de virüslü sitedir falandır filandır yok yani öyle yerlere ne bileyim adflyder dosya tc varken adfly'a ne diye yükleyeyim şimdi. Zilyon tane virüs olabiliyor hatalı bir tıklamanızda. Bu indiriyor bunu gördüğünüz gibi. Bunu ben indirdiğim için tekrar indirmedim. İndirdikten sonra artık nereye kuruyorsanız gelirsiniz buraya mı geliyordunuz. nereye geliyorsanız. İndirdikten sonra önemli nokta şu. 64 bit için bu x360c dosyasını indireceksiniz, 30 e, pardon 32 bit için bu dosyayı indireceksiniz, x32 bit dosyasını, buradan da x64 bit dosyasını indireceksiniz. Bunlar ne işe yarıyor? Bu dosya kolonunuzu x-input giriş olarak algılıyor. Günümüzde birçok oyunda şu mevzu var. E, Kolonunuzun desteklemesi gereken giriş x-input girişi. Ama şu andaki kolların yani 20 ile 60-70 arasında değişen kolların hepsinde direct input girişi var ve Direksiyonlarda da yani Thrustmaster, Logitech harici direksiyonlarda da Direct Input girişi var. Bu yüzden Speed, for Speed, ee, for Speed Payback'i, Forza Horizon 3'ü falan açtığınızda hiçbir şekilde kolonunuz işlevsiz halde olacaktır. Kendiniz tuş atayamıyorsunuz. Çünkü kolonunuz oyun tarafından tanınmıyor yani. Ben tanımıyorum ne yaparsanız yap tanımıyorum diyor. Ama tabi Codemasters gibi adam gibi şirketlerde yok değil. Codemasters oyunlarında da giriyorsunuz oyuna adam diyor sana kolonunuzu biz desteklemiyoruz abi kendin ayarla tuşlarını. Ondan sonra bir ekran görüyorsan orada kendin tuşlara basıp ayarlıyorsun. Tabi diğer türlü artık ne diyeyim zengin oyunları mı diyeyim zengin yapımcıların oyunları mı diyeyim. O oyunlarda bu hiçbir şekilde olmuyor. Bunun için bize e, kolumuzu joystickimizi veya gamepadimizi x360 için yani daha doğrusu x'in püt girişine tanıtacak program lazım. Bu programlarda bu işe yarıyor. Dediğim gibi eğer bilgisayarınız 32 bitse bunu 64 bitse bunu. Daha sonra işte bunu klasöre çıkartırsınız. Klasöre çıkarttıktan sonra buraya gelin sizde şöyle olacaktır büyük ihtimalle. Mesela ben bunları hemen sileyim. Bu şekilde gelecek. Bu şekilde geldikten sonra bunu create diyorsunuz. Bu daha önce benim yaptığım bir ayarı otomatik olarak alacak. Gördüğünüz gibi. İşte host için yapmışım bu ayarı daha önce. Yani sizde öyle şey çıkmayabilir. Mesela şimdi fren. Fren için geliyorsunuz buraya. Record kısmına fren hangisi olacak tuşuna da basıyorsunuz. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. mesela Burada sağ. Böyle çeviriyorsunuz artık joystick'inize. Ne diyor burada? Sol. Falan filan böyle ayarlayabiliyorsunuz. Ee, daha sonra hemen şunu da ayarlayalım da bir sıkıntı çıkmasın. Gördüğünüz gibi böyle ayarladıktan sonra buraya kapatın. Daha sonra gelin bu X output kısmına. Buradan e, X output bu muydu abi? Aynen. Buradan driver diye bir mevzu var. Buraya giriyorsunuz SCP driver. Bunu çalıştırın. Evet deyin. Hiçbir sorun çıkmayacaktır. Buradan 3 defa bir install'e basın. Hatta 4-5 defa da olabilir. Yani emin olun. Yüklendiğine emin olun. Genelde aynı şeyleri yüklüyor. O yüzden pek sıkıntı yok. Ondan sonra X output kısmına geliyoruz. Şimdi benim otomatik olarak tanınacak. Burada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi X360C kısmına geliyoruz. Tekrardan açıyoruz burayı. Burada gördüğünüz gibi şu ayarlar mevcut Kol kısmını ben de analog axis 1 olarak geçiyor Mesela burada hemen göstereyim size Burada Haşaksız olarak gösteren bir hata gibi bir şey var bende büyük ihtimalle çünkü haşaksız yapınca bu çalışmadı Axis 1 yaptım Axis 1 yaptığım zaman da düzgünce çalışıyor onu da belirttim Sizde de buradaki e, tuşta sıkıntı olursa yani joystick sıkıntı olursa axis 1 yapmanızı tavsiye ederim Geri kalan e, ve hiçbir şeyde sıkıntı yok Hepsi bakın takır takır çalışıyor Gördüğünüz gibi Sağ analık bile çalışıyor yani Hani d-pad kısmı bile Şu an sorunsuz şekilde Çalışıyor evet, Buradan işte geleceksiniz Mesela left trigger Burada left kısmından bakıyorsunuz Left trigger neymiş abi Aksis alt kısmına geliyoruz basıyoruz Mesela right trigger Aksis 3 geliyoruz aksis 3 Evet basıyoruz Mesela bumper left bumper buton 5 geliyoruz buradan buton 5 basıyoruz buradan buton 6 falan filan böyle yapıyorsunuz ama bakın buradakilerle aynı olacak yani kafanıza göre iş yapmayın gelin burada önce bir ayar çekin ayar çektikten sonra buradaki tuşları çünkü ayar çekemiyorsunuz elinizle manuel olarak ayarlamanız gerekiyor tek e, kötü yana x output'un um bu illa bu şart yani bunun için daha sonra bunu da kapatın her şeyi kapatın ben bunu kapatmayayım şimdilik dursun evet daha sonra işimiz bitmiyor Buradan çıkıyoruz ve start'a basıyoruz. Şurada enable'ı da yapmayı unutmayın. Evet gördüğünüz gibi şu an e, şey sesi de geldi. Ne diyeyim size USB algılama sesi de geldi. Hemen donanım ses, aygıt ve yazıcılar. Gördüğünüz gibi şu anda e, Xbox 360 Controller for Windows olarak görünüyor. Hemen buradan oyun kumandası ayarları diyoruz. Buradan Controller Windows. Evet gördüğünüz gibi sıfır sıkıntılı hiçbir sıkıntı bütün tuşlar çalışıyor yani şu an kolunuz abi xbox kolu oldu ee, Ben de biraz <laughs> fazla bastım tuşlara Kusura bakmayın ondan oldu Sen de bir git bakayım kardeşim Windows onun oyun moduselliği bu gördüğünüz gibi şu anda xbox 360 kolu oldu bunu Ondan sonra kapatmayın Sakın kapatmayın Ondan sonra gelin abi artık hangi oyuna gidiyorsanız şimdi Forza Horizon 3 günümüzde birçok sorun yaşayan adam var bunu oynayamadığı için direksiyonla falan filan. Forza Horizon 3. Şimdi buna giriyoruz. Telif falan yemeyiz inşallah müziklerden de bakalım hayırlısı. Da direkt giriş alanında da kalabilirim yani size şeyleri gösterip oyun içine girdiğimde bu oyunda müzik kapanmıyor. Müzik kapanmıyor bu oyunda. Nedenini bilmiyorum ama müzikler kapanmıyor. gördüğünüz gibi direkt zaten Xbox giriş ile çıktı. Xbox kolunda A yaptığını tuşa basın. Mesela ben de bu tuş. Yani artık ben de üçüncü kontrolcü falan, üçüncü tuş falan oluyor. Buton 34 mü dört mü artık neyse hatırlamıyorum şimdi. Basıyorum. Direkt algılıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi. istediğiniz oyunu bu şekilde oynayabilirsiniz. Bu her oyunda geçerlidir. Evet arkadan da müzik çaldı. Biz telif yiyeceğiz gibime geliyor. İnşallah yemeyiz. Gördüğünüz gibi buradan Options kısmından hemen e, Audio'ya gelelim abi Tesla sesi Abi zaten işte bu maalesef böyle bir oyun Bari sıfıra getirelim de Hiçbir ses çıkmasın <laughs> Yapacak bir şey yok çünkü müzik kapanmıyor zaten telifede girmemişizdir inşallah Evet Daha sonra gelin burada kendinize göre ayarları da yapabilirsiniz Gelin abi mesela kendiniz basın burada Mesela buradan Neyi seçelim abi? Vites attırma, vites düşürme falan işte buradan. Basın buna, buna basın işte. Sizi bu e, ayarı gösteren sebebim de şu. Gördüğünüz gibi bütün tuş dizilimleri daha önce yaptığınız yani biraz önce yaptığımız Xbox kol dizilimine göre yani Xbox'ın kolundaki tuşlara göre çalışıyor. Mesela ref trigger dediğim gaz oluyor. Gaz burada da aynı şekilde artık e, kendi kolunuzdan hangi tuşu atadıysanız gaz olarak RT görünüyor. Fren de LT. Bu direksiyonu çevirme kısmı falan filan. Yani böyle isterseniz bir oyunda da göstereyim size diyeceğim de artık videonun boyutu da uzun olacak ama yapacak bir şey yok. Siz burayı geçersiniz hemen. Forza Horizon 3'ü de tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir oyun. Yani 150-200 saatimi verdiğim bir oyun. Kaç ayda? Şubat ayından bu yana en az 150 saat oynamışımdır şu oyunu. Araba sürüşüdür. E, ee, açık dünyasıdır. Yarış programlarıdır. Yani yarış programından kastım. Her türlü yarış aktivitesi var. Gidin uçun, kaçın, trene karşı yarışın. Helikoptere karşı yarışıyorsunuz. Tekneye karşı yarışıyorsunuz. Yani sadece sürüşüm 32 saat 56 dakika. Hangi arabayla olduğunu kaçırdım ama büyük ihtimalle e, Lamborghini sen tarıyor vardı bende. Odur gibi hatırlıyorum. Buradan mesela ben hemen arabamı alayım. Şuradan garaj kısmına gelelim. Gel abi garaj kısmına. Plakaya girdik. Buradan What the O da olabilir ama tahminimce yüce Lamborghini Senatario'dur. Hemen Senatario'ya binelim. Oyunun sesini size göstermek isterdim ama dediğim gibi sıkıntılı olacak. Gördüğünüz gibi şu anda bakın çalışıyor. Ne ara level atladım ben bir şey de yapmadım ki ya çıkar çıkmaz ara e, Hemen bir spin yapalım o zaman. Belki şansımıza bir şeyler çıkar. Güzel. 45 bin güzeldir. Gördüğünüz gibi şu anda sıfır problemle oyunu oynuyoruz. Şu an ben e, Defender Force Age Sport diye bir direksiyon var. E, Formula 1 tarzı. Onda da maalesef ki x input girişi yok. Dediğim gibi illa Thrustmasters, ne bileyim Logitech gibi acayip pahalı ürünler istiyor sizden. Oyunlar artık para tuzağı falan herhalde. Yani bizim 350-400 liraya aldığımız direksiyon adamlar gerçi 200-300 dolar alıyor ama. Yani bizim için 300 lira neyse onlar için de 300 dolar o hesabı ile bakmamız lazım. Bizim 300 liraya aldığımız direksiyonu adamlar daha Logitech G29 ve Shifter götürüyor 200-300 liraya. Yani doları dediğim gibi lira olarak bakmanız gerek bu durumlarda. Çünkü oyunun ana oda Türkiye değil adamlar dolar üzerinden satış yapıyor ve dolar birçok ülkede yani bizdeki gibi 4,5-5 lira değil. Gördüğünüz gibi bu şekilde ama çözülmeyecek bir sorun da değil yani. Çok rahat bir şekilde sorunuzu çözebilirsiniz. Böyle daha bayır sizi de götürüyorum. Hani hassasiyet falan kaybı da olmuyor. Hiçbir sıkıntınız yok. Birebir aynı şekilde iletiyor. Oyuna o program X output denilen. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videodan da şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.